Evet, iyi çalışmalar, kolay gelsin. Sağ ol Lütfü abi, buyurun. Dün akşam bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Daha doğrusu ona bağlı olarak da ilden bir açıklama geldi. Artık işte ilçelerden ile, illerden ilçelere, ilçelerden ilçelere, ilçelerden köylere toplu taşıma araçlarında kısıtlama geldi. Taksilerde yok. Tabii ki bu durumda biraz da taksicilere de görev düştü gibi. Öncelikle siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? İşte bağlı bulunduğunuz derneğiniz var. Bir karar aldınız mı? Bir de sizi de tanıyalım isim olarak. Ben Ulus Taksi'de Zeki Çelik. Şimdi Lütfü abi, bizim bağlı olduğumuz şoförler cemiyeti var, biliyorsun. Evet, biliyorum. Ben biliyorum. Osman Yüksel Başkanımız. Onun dışında taksiciler kooperatifimiz var. Yetkili başkanımız var orada. Yönetim kurulundayım ben de. Şimdi normalde abi biliyorsun, taksimetre uygulamaya başladık. Rize'ye aşağı yukarı buradan 140-150 civarlarında taksimetre ücreti yazıyor. Biz bu durumdan dolayı 100 liraya gidiyoruz. Yani aşağı yukarı 40-50 lira indirim yaptık. 100 liraya gidiyoruz. Tabii ki böyle 5-10 liraya da bakmıyoruz. Bir 15-20. Kaç kişi alıyorsunuz? Bunu da tartışma konusu oldu değil mi? İki kişi alıyoruz. Arkada sağlı sollu camlarda oturmak kaydıyla. Pardon, oturmak kaydıyla. İki kişi alıyoruz. Peki diğer ilçeler düşünelim. Örneğin burada Çayeli var, Ardeşen var, Fındıklı şimdi, var. Bu ilçeleri de bir kısaca. Bu ilçelere mesela normalde pazardan Çayeli'ne taksimetreyi açtığımız zaman 70 küsür lira tutuyor zannedersem. Burada da 40-50 lira, 50 lira alıyoruz, 40 lira, 50 lira civarlarında, 5 lira 10 liraya bakmıyoruz. Yani evet. Elimizden gelen kolaylığı gösteriyoruz. Ardeşen'e keza öyle 30 lira. Ardeşen'e 30 lira. 30 lira alıyoruz. Ardeşen'e de normalde taksimetreyi açtığımız zaman Ardeşen'e normalde 40 küsür tutuyor. Yani küsürleri 1 lira, 2 lira, 43-45 lira civarlarında. Şehir içi var, şehir dışı var. Orada gideceğin yer de çok önemli. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani zaten hemşin durumu nedir? Normal hemşin. Hemşin normal hemşin 50 lira. 50 lira. 50 lira. O da dediğim gibi yani 20-25 lira ilçelerden düşük alıyoruz. Mesela 70-75 lira tutar hemşine. Çamlı hemşin 80 küsür tutuyor. 80-85 lira tutuyor. Çamlı hemşine de 60 işte bazı vatandaşımız işte yoksa 10 lira 20 lirası. Duruma göre de tabii gideceği yere, evet. Bizim yani taksici adamız. Yani gerçekten taksimetre fiyatını uygulasak Lütfü abi. Evet. Gideceğin yerden kesin bütün arkadaşlarım, taksici arkadaşlarım da biliyor. Genelde taksimetre kullanıyoruz. Gideceğimiz yerlerden en az 25-30 lira düşük alıyoruz. Evet. Hakikaten öyle yani. Bugün evet. Trabzon'a 300 liraya gidiyoruz. Taksimetreyi aç, tam otobüs terminalinin olduğu civarlarda 450 civarlarında tutuyor. Yani evet. Düşünebiliyor musun? 150 lira. Evet. Gidiş geliş Trabzon'a 120, 110, evet. 100 civarlarında yakıyoruz. Evet. Bir iki saatin gidiyor. Şudur budur. Bize kalan da pek bir şey değil. Yani siz de bu tedbirler doğrultusunda gerekeni yaptınız. Bu fiyatlar bütün pazar içerisindeki taksici arkadaşlara, cemiyet başkanımız Yüksel abiden. O da bu konuda çok hassas. Osman Yüksel abi diyebilirim. Osman Yüksel başkanımız hassas. Şükrü başkan, kooperatif başkanımız. Bunlara dikkat ediyoruz. Elimizden gelen yardımı yapıyoruz Lütfü abi. Yani. Evet, yani bunun haricinde bir de normali düşünelim. Yani normal hayattaki durumla şimdiki böyle biliyorsun ilçe içindeki hareketlilikte herhalde biraz. Onda da biraz sekte vurdu değil mi size yani? Vurmaz olur mu? Şimdi zaten bizim işimiz yarı yarıya düştü. Çok düştü de yine bir tek tük bir ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz. Şükürler olsun. Önemli olan bu şey ya, çok büyük bir sıkıntımız var. Allah'ın yardımıyla inşallah bu sıkıntıdan kurtarır. Herkesin dengesi bozuldu, dengemiz bozuldu. Evet. Günde 5-10 kere dezenfektan, kolonya molayı arabaların içine siliyoruz, temiz tutuyoruz. İnan Lütfü abi, elimizden geleni yapıyoruz abi. İnanın yani. Peki, çok teşekkür bizim ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Bir de bir şey var Lütfü abi. Bu çok önemli. Bunu dile getirmek lazım. Sağ olsun, sen Cumhurbaşkanımız kredilerin ertelenmesinde
Halk Bankası ertelenmesinde bize yardımcı oldu da Halk Bankası kredileri uzattı 3 ay faizsiz. Normalde diğer bankalar mesela İş Bankası veyahut da Garanti Bankası öyle burada merkezde bulunan bankalardan söyleyeyim. Biz bu müracaatta bulunduk, sözde söyledik yani bunlar nasıl olabilir diye işte taksiciyiz, kredilerimiz var evet. falan. Ya ana parayı erteliyor, evet. ana parayı erteliyor. Diyelim ki 1000 lira kredim var. Faiziyle 1200 lira ödemen lazım. Öyle söyleyeyim. 1000 liranı ödüyor, faizini diğer şeylere bölüyor yani. Faizini sonradan talep ediyor yani. Biz isterdik ki en azından amme hizmeti veriyoruz biz de. Bir taksici arkadaşlarımızın birçoğunun kredisi var. Bu Halk Bankası hariç ama. Diğer bankalarında 2 ay, 3 ay faizsiz ertelemesini isterdik biz paramı. Ana parayı erteliyor. Tamam 2 ay, 3 ay erteliyor ama faizini talep ediyor sonradan. Evet, yani ne olur? Faizsiz ki, olması. Yani 2 ay faiziyle beraber faizsiz ertelesen ne olur? Peki bu düşüncenizi de çok, sizler arasıyla aktaracağız. Yani bunu sosyal medyada, evet. sosyal medyada yerel değil de bunu bir kanallara atarsanız evet. Biz çok memnun oluruz. En azından bizim sesimizi Sayın Cumhurbaşkanımız duyar, görür. Bu çok önemli bir durum. Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın kamu bankalarının dışındaki özel bankalar bizden faizini talep ediyor. Ne anladık? Bunu biz? Özel bankalar yani yapıyor diyorsunuz. Zaten geliyoruz burada biz taksiciyiz. Bizim gelirimiz giderimiz belli. Vatandaştan 30 lira 40 lira düşüğüne gidiyoruz. Birkaç kuruş kazanalım diye kredilere hazırlık yapıyoruz. Fakat sonuçta yine o faizini alacak. Yani ne olur bir banka yıllardır kredi kullanmışız. Yani 2 evet. ay faizsiz ertelesen ne olur? Evet, yani bunu özel çok, bankalardan rica ediyorsunuz. Peki çok şey değil. Bunu yayınlamanızı da istiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Biz de tamam. elimizden geleni yapacağız. Tamam, lütfen. İyi çalışmalar. İnşallah yetinir.